Merhabalar, bugün kedimle Hollanda'ya nasıl yerleştik? Bu süreçte neler yaşadık? Ne gibi talihsizlikler başımıza geldi? Ve prosedürler neler? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Biz neredeyse bir yıldır Hollanda'da yaşıyoruz ve aslında buraya yerleşeceğimiz 2 yıl öncesinden belliydi. Ve ben bu prosedürleri aslında 2 yıl öncesinde başlattım çünkü biraz uzun süren prosedürler. Neticesinde bir yılın sonunda benim kendi evraklarım biraz uzun sürdüğü için yerleşebildik. Videonun ilk yarısında kediyle yurt dışına nasıl gidilir, uçakla nasıl seyahat edilir, bunun için gerekli evraklar nelerdir, birazcık bunlardan bahsedeceğim. Diğer yarısında da aslında bizim yaşadığımız, havalimanında yaşadığımız kaotik durumdan söz edeceğim. O yüzden izlemeye devam edin. Kedinizle yurt dışına çıkmak istiyorsanız kedinizin öncelikle çipli olması gerekli. Bu zaten ülkemizde de zorunlu olan bir uygulama. Bu yüzden artık bunun bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Buna daha sonra değineceğim. Daha sonrasında en ama en önemli şey kuduz titrasyon testinin yapılmış olması. Kuduz titrasyon testi aslında bu sürecin en uzun süren prosedürü. Bunun için öncelikle kedinize bir kuduz aşısı yaptırmanız lazım. Sonrasında bir ay boyunca bekliyorsunuz o aşının vücuduna nüfuz edebilmesi için. Daha sonrasında kedinizden bir kan alınıyor ve bu kan titrasyona yollanıyor. Bu titrasyon sonucu 4-5 ay sürebiliyor. Daha az da sürüyormuş, daha çok da sürdüğü oluyormuş. Ben açıkçası ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum çünkü çok eskiden yaptırdım dediğim gibi. Ama bunu ne kadar önce yaptırırsanız o kadar iyi bence. Kuduz titrasyon sonucu geldikten sonra aslında yolculuğa kadar yapacağınız çok fazla evraksal şey yok. En önemli şey dediğim gibi bu kuduz titrasyon sonucu. Daha sonrasında yapmanız gereken kedinize bir uçak bileti almak olacak. Kediniz belirli bir kilonun altındaysa sizinle birlikte uçabiliyor. Uçağımı da uçurdum ben mesela. Bu bileti de uçak yolu şirketini arayarak aldım. Bunun için zannediyorum 80 euro gibi bir ücret ödemiştim. Ben Pegasus'la uçmuştum. Ama Türk Hava Yolları sanırım 100 euro gibiydi. Fiyatlar tabii ki artmış olabilir. Kedinize mutlaka bir çanta alın. Çünkü bu bizim kullandığımız plastik box'lar aslında uçaklar tarafından kabul edilmiyor ve bu büyük sorunlara yol açıyor. Ben çok güzel bir çanta almıştım. Gayet güzel bir şekilde seyahat etti onun içinde. Sonrasında veterinerden uçabilir izni almanız lazım. Bu sanırım o yolculuktan bir gün önce alınan bir izin. Oldukça kolay. Veterineriniz kedinizin pasaportunun arka kısmını dolduruyor ve bu kedi artık rahatlıkla uçabilir diye izin veriyor aslında. Benim kedim biz yolculuk yapmadan önce birkaç ay öncesinde çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Karaciğerinde bir problem vardı ve düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyordu. Bu yüzden ben yolculuk sırasında ona sakinleştirici bir ilaç vermek istemedim. Hani daha da kötü etkilensin istemedim. Ama veterineriniz uygun görürse siz kedinize sakinleştirici bir ilaç verebilirsiniz. Perla, ne oldu? Gel bakayım, gel. Ne? Gel. Tamam. Ve geldik yapacağınız son işleme. Yolculuğunuzdan bir gün öncesinde ilçenizin Tarım Orman Bakanlığı'na gidip bir evrak almanız lazım. Bunun öncesinde de tabii ki daha önceden Tarım Orman Bakanlığı'nı arayıp randevu oluşturmanız gerekli. Eğer ikametgahınız farklı bir yerdeyse ikametgahınızın olduğu Tarım Orman Bakanlığı'na gitmeniz lazım. Ben mesela ikametgahımı aldırmamıştım. Bu yüzden önce ikametgahımı aldırdım. Daha sonrasında Tarım Orman Bakanlığı'na gittim. Tarım Orman Bakanlığı'na kedinizle birlikte gitmeniz lazım. Burada çipini tarıyorlar ve gerekli evraklara bakıyorlar ve size aslında bir onay veriyorlar onlar da. Ve bu onayla birlikte aslında yapmanız gereken her şey, evraksal anlamda her şey tamamlanmış oluyor. Evraksal anlamda işleriniz bitti ama yapmanız gereken hala birkaç şey var. Bunlardan ilki hayvanınıza 12 saat öncesinde, yolculuktan 12 saat öncesinde herhangi bir yemek ya da su vermemek. Bu yolculuk esnasında kusmasını engelliyor ve daha rahat bir yolculuk yapmasını sağlıyor aslında. Yeni bir eve gideceği için, oraya daha iyi uyum sağlaması için yanınıza mutlaka oyuncaklarını almanız lazım. Çünkü onların üzerine kokusu siniyor ve kendini daha rahat hissediyor. Aynı zamanda birazcık kumundan da yanınızda taşıyın ve yeni kumuna o kumdan ekleyin de deniyor.
Biz açıkçası yeni eve yerleştiğimizde çok fazla sorun yaşamadık. Bu yüzden bu kum olayını ben yapmamıştım. Ama yine tavsiye ediliyor. Bunu da söylemek istedim. Havalimanına gittiğinizde kedinizi çantasından çıkarmanız gerekebilir. Bu yüzden bence yanınızda mutlaka bir tasma bulundurun ve bu tasma beden tasması olsun. Çünkü böyle kedilerin havalimanında kaçtığı haberleri de okuyorum. Ben zaten Parle'ye bir AirTag takıyorum ama bu pek işe yaramıyor çünkü havalimanında onu da çıkarmanız gerekiyor. Ben bir de kendi rahat hissetsin diye altına, çantasının alt kısmına bu bildiğimiz marketlerde satılan bebek alt açma örtülerinden sermiştim. Hem herhangi bir işte işeme durumunda da kurtarıcı olabilir. Ama yumuşak olduğu için de kendini birazcık daha rahat hissetsin istedim. Bizim uçak yolculuğumuz biraz zordu. Hem Parla için hem benim için biraz zordu. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi öncesinde bir hastalık yaşamıştı. Ve ben Hollanda'ya taşınmadan önce defalarca 6-7 kez aslında test yaptırmıştım sonucunun iyi olup olmadığını öğrenmek için. Hepsi de iyi çıkmıştı ama yine de böyle birazcık üzerine titriyordum. Ve Parla'nın da aslında astımı var ve bu yüzden uçakta yolculuk yapmak ona hiç iyi gelmedi. Yani 3 saatlik yolculukta sürekli nefes nefese kaldı ve nefes sıkıntısı yaşadı. Açıkçası ben şu anda tekrar bir yolculuk yapacak olsam sakinleştirici bir hap kesinlikle kullanırdım. Çünkü şu anda çok daha iyi ve daha sonrasında birkaç kere bu haplardan da kullandım. Tabii ki de bu bir tavsiye değildir. Veterinerinize danışın. Ama bu bizim sürecimizde dediğim gibi. Buraya kadar anlattığım her şey standart prosedürdü. Yani kedinizi yurt dışına çıkarmak istiyorsanız bunları sırasıyla yapmanız gerekli. Sonrasında gittiğiniz ülkede bir veterinere gidip çipini okutup kedinize pasaport alabilirsiniz. Bundan sonraki kısım ise tamamen kendi yaşadığımız havalimanındaki garip olaydan ibaret olacak. Bunu şu an böyle gülerek anlatabiliyorum ama o anda benim için inanılmaz gergin ve endişeli bir 2 saat geçirdik havalimanında. Her şey böyle normaldi. İşte valizlerimizi aldık. Elimde 2 tane valiz, kocaman valizler. Kucağımda Parla. Artık havalimanından çıkıyoruz. Güvenlik görevlisi durdurdu tabii ki. Bu sanırım genel bir prosedür. İşte evraklarınıza bakıyor, doğruluğunu teyit ediyor. Sonrasında sizin gitmenize izin veriyor. Bizde öyle olmadı. Güvenlik görevlisi evraklara baktığında çipin kuduz aşısından 1 ay sonra yapıldığını fark etti. Bizde de o dönem 2 yıl öncesinde çip zorunluluğu sanırım Aralık ayına kadardı. Ve ben aslında böyle şeylere çok dikkat ederim. Hani tüm aşılarını yaptırırım, tüm evraklar tam olsun diye çok uğraştım. Yani dediğim gibi daha 1 yıl vardı gelmemize ama ben hani evraklar hemen tamamlansın diye çok çok öncesinde bu işlemleri yaptım. Ve kuduz aşısını da aslında çipten 1 ay önce yapmışım. Her ne kadar çipi erken yapmış olsam bile. Ve bu havalimanında bize büyük bir sorun oldu. Güvenlik görevlisi başka bir güvenlik görevlisini çağırdı. O tekrar inceledi evrakları. Ve sonrasında dediler ki havalimanının veterinerini arayacağız ve o gelecek. Ben zaten şok oldum veterineri bekleyeceğiz dediklerinde. Ve havalimanında veteriner olduğunu da o zaman öğrendim. Veterineri 2 saat falan bekledim ve o süreçte de aslında kendi veterinerlerimle mesajlaşıyordum. Evrakları falan almaya çalışıyordum. Onlar sistemden kontrol ediyorlardı. İnanılmaz gerildim. Yani ne olacak bilmiyorum. Veteriner ne diyecek bilmiyoruz. Hani buradan geri mi gideceğiz? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu arada bizimle aynı uçakta seyahat eden bir aile vardı. Onlar da 2 kedisiyle seyahat ediyordu. Ve onları da beklettiler. Onların problemi de bu az önce anlattığım Tarım Orman Bakanlığı'ndan alınan evrağı almamış olmalarıydı. O esnada birazcık internetten de araştırıyorum ve şöyle bir şey okudum. Kuduz şüphesi olan hayvanlar 21 gün boyunca karantinaya alınır. Yani ben bunu okuduktan sonra zaten hani o tüm yorgunluk, stres, sinir hepsi bir anda böyle boşaldı ve ağlamaya başladım. Ben o gün tek başıma seyahat ediyordum ve tüm o süreçleri kendim halletmek zorunda kaldım. 2 tane kocaman bavulla aynı zamanda hasta ve astım krizi tutmuş bir kediyle birlikte o kadar yolu sabahtan beri gelmiş olmak zaten yorucuydu. Ve üstüne bir de bu gelince gerçekten sinirlerime hakim olamadım ve havalimanında ağlamaya başladım. Bir sürü şey düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü Parla o dönem sabah akşam ilaç kullanıyordu. Ve diyorum karantinaya alınırsa ben ilaçlarını nasıl vereceğim? Hani kesinlikle gitmem falan diyorum. Hani çünkü ben veterinere bıraktığımda da böyle 2 haftalık bir veteriner süreci olmuştu.
her gün 2 tane serum yemesi gerekmişti sabah akşam. Ben o zaman da veterinere bırakmamıştım. Her gün böyle veterinere gidip gelmiştim sabah akşam. Veterinerde kalmasını istememiştim açıkçası o süreçte de. Ve hani benden uzak olsun istemiyordum. Zaten hani kedimi kaybetme süreci yaşamışım. Şu an çok şükür iyi, sağlıklı. Ama hani bu korkuyla birlikte ne olacağını bilmiyorum. İlaçlarını nasıl vereceğim, nerede tutacaklar, nasıl yapacağız, ben evden buraya kadar nasıl geleceğim her gün, bunları böyle düşünürken gerçekten çok stres oldum. Sonrasında veteriner geldi. Önce diğer kişilerle ilgilendiler. Onlara açıkçası ne söylediler, ne yaptılar bilmiyorum. Onları dinleyecek şuurda değildim. Bana geldiğinde sıra, ben zaten hala ağlamaya devam ediyorum. Biraz prosedürü anlattı. Hani çipin daha önce yapılması gerektiğini anlattı. Ama ben diyorum hani kedimde bir sorun yok. Kedim karantinaya alınır diye gerçekten çok korktum. Ve işte bir taraftan ağlıyorum, bir taraftan veteriner bana o süreci anlatıyor falan. En sonunda şey dedi, kuduz aşısının geçerli olabilmesi için tekrar kuduz titrasyon testi yaptırman gerekli. Ben tabii ki de hemen kabul ettim, hemen yaptıracağım dedim. Ve o şekilde bizim geçmemize izin verdi. İşin garibi Hollanda'da çip zorunluluğu yokmuş. Bundan sonrası da süreç bitmedi. Ben veterinere gidip pasaportunu aldım Parla'nın. O zaman sanırım 20 euro gibi bir ücret ödedim pasaportu için. Kuduz titrasyon yaptırmak istediğimi söyledim. Ve bunun için işte randevu oluşturdular. Ben randevuya gittim. Ama randevuda şöyle bir şey oldu. Normalde Parla'nın o süreçte, zaten o 2 aylık süreçte defalarca kez kan vermişti. Ve kan vermeye artık alışmıştı. Ve buradaki veterinerler boynundan kan alacaklarını söylediler. Bayağı buradan iğneyle girip o titrasyon kanını alacaklarmış. Ben bunu duyunca zaten inanılmaz derecede stres oldum. Kaldı ki Parla da stres oldu. Çünkü o kolundan kan alınmasına alışıktı aslında. Bunun için bana bir sakinleştirici ilaç verdiler. Tabii ki ben o anda hani boynundan alınacağı için kan, hani bu ilacı kullanmasın diyemedim ve o ilacı kullandıktan sonra, birazcık daha sakinleştikten sonra bu titrasyon kanını aldılar. Bu çok hızlı çıktı. Türkiye'den daha hızlı çıktı. Sanırım bir ay sonunda titrasyon sonucu geldi. Ve tabii ki de kuduz değildi Parla. Bu titrasyon testine de 300 euro ödedim. Ki bayağı yüklü bir meblağ. Bir dipnot daha. Bu kuduz titrasyon testinin her yıl geçerli olabilmesini istiyorsanız kedinize düzenli olarak her yıl kuduz aşısı yaptırmanız gerekli. Yani bir ay öncesinden, en son kuduz aşısı tarihinin bir ay öncesinden kuduz aşısını tekrar yaptırırsanız test geçerli oluyor. Ben mesela geçenlerde Parla'ya tekrardan yaptırdım bu aşıyı. Ve Hollanda'da 90 euro gibi bir fiyat ödedim. Ama neticesinde buraya geldik. Bir yıldır burada yaşıyoruz ve şu an için her şey yolunda. Umarım hep öyle gider. Bu videoyu çekme amacım da aslında yurt dışına gidecek, taşınacak insanlara biraz faydalı olması içindi. Benim yaşadığım süreçleri büyük ihtimalle yaşamazsınız bu arada. Ama bu prosedürleri yapmanız gerekli ve burada herhangi bir sorun olduğunda böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Umarım bu video birilerine faydalı olabilmiştir. Şimdiden kendinize iyi yolculuklar diliyorum ve uzun güzel bir ömür diliyorum sizle birlikte. Bu kanalda daha fazla Hollanda ile ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden takipte kalın.